Bugün bir portre denemesi daha yapıyoruz. Evet, elimizi alıştırıyoruz şöyle. Evet. Ne kadar çizsem bile elini alıştırıyorsun. Hala bir deneme yapıyorsun. Hala acemisin. Ustalık yok. Acemilik böyle güzel. Evet. Herkese merhaba arkadaşlar. Barış Manço'yu bir takipçimiz istemişti. Biz de onu kırmadık, çizelim dedik. Evet. Takipçimiz Murat. Teşekkür ediyoruz ona ilgisi için, takip ettiği için. Evet, ilgi duymuş bize. Evet, çok güzel. Barış Manço. Bir karakter. Biz de siyah beyaz olarak sonsuz çizgilerle çiziyoruz. Tabii çocukluğunuzda hatırlıyorsunuzdur. Adım adım. Ya sabahtan beri merak ediyorum. Şuradaki sakal, bıyık ta aşağıda mı devam ediyor yoksa uzamış mı? Oraya hiç dikkat etmedim ben ya. Nasıl bir adam ya? Evet. Şöyle şöyle karışık çizgiler işte. Diyorsunuz ki ne olacak? Benzeyecek mi, benzemeyecek mi diye soracaksınız. Ben fotoğraf makinesi miyim ya? Ben fotoğraf makinesi miyim? Tam telaffuz edelim. Ben fotoğraf makinesi, fotoğraf makinesi miyim? Evet. Alıyorum bir çizgiyi, bakıyorsun şöyle. Buruna bak. Evet. Hafifçe yerleştiriyorsun. Şöyle. Aynı şeyleri tekrar etmeyelim. O yüzden alnı geniş. Şu, evet, yanlardan geniş. Buraya bir burun ekliyorsun hafifçe. Çekiyorsun buraya bir çizgi. Ağzı sanki konuşuyormuş gibi ya. Biraz önce bir şey söylemiş. Şaşırmış. Evet. O yüzden hafif çiziyoruz ki şöyle. Evet. Yeni gelen kişiler, yani gelenler varsa merhaba diyelim. Al sana bıyıklar. Ne yöne doğru gidiyor? Yöne doğru atıyorsun işte. Evet, hep merak ettiğim şey burada işte. Sakallar, evet. Herhalde bıyıklar, sakal diyorum. Bıyıklar buradan devam ediyorum. Peki ben bunu nasıl hissettireceğim? Nasıl? Hadi söyle. Nasıl? Evet. Yapa yapa yaparsın. Acemisin. Evet, doğru. Kabul et Uygur. Allah Allah. Evet, al. Bakalım. Yani üst dudak iki parça. Ya pardon, üç parça. Alıyorsun buraya bir üçgen koyuyorsun. Hafifçe ışıklar, gölgeler. Konuşuyormuş gibi. Burada dişleri de görüyor. Ben onu yapsam mı, yapmasam mı? Yapmayayım ya dişleri. Oynayamayacak gelin yerim dar demiş. Yerini genişletmişler, yenim dar demiş. Ben usta değilim. Oraya bir diş ekliyor, evet. Diş ekleyecek kadar. Yapar mıyım? Yaparım ya. Bakalım yavaş yavaş ne çıkarsa bahtımıza, evet, al sana ruhları sonra vereceğiz. Vay. Diyelim ki bu şeyi yanlış yaptın, al sana. Yanağı geniş buradan, daha neler var? Elmacık kemikleri, altındaki çizgiler, gözler. Gözleri renkli mi ya? Evet. Çok güzel oldu oluyor bu şeye oturdu galiba ana hatlar O sanki. ana hatlar oturacak işte yavaş yavaş. Yanlış çizsen o tarafa kaydır gitsin bir tane 1 milimetre. Gerçekten 1 milimetre şöyle alıyorsun. Bunu buradan genişletiyorsun. Bunu buradan atıyorsun. Bunu buradan bir çizgi çekiyorsun çizgiyi. Evet. Bugün ince kalemle çizmeyi denedik. Evet. Çene daha büyük mü acaba? Burayı yanlış yapmışsak bak dediğin gibi. Çeneyi böyle hissettim. Şöyle bakıyorsun. Dök. İzleyiciler sorular sorabilirler. Yeni gelenler var. Evet. Çekiyorsun bir çizgileri. Atıyorsun. Saç yok mu? Sen uydur gitsin oradan bir tane bir saç. Tabii geliş yönünü gördüğün için buradan hissediyorsun şöyle. Evet. Gözleri şaşkın bakıyor evet gerçekten.
Yeni gelen kişiler varsa merhaba diyoruz. Bunu alıyoruz şuradan atıyoruz şöyle. Gözünün kabağı. Ağlamaktan şişmiş mi? Çocuklar da ben Barış Manço'yu ne diye hatırlıyorum. Çocuklar ve yüzükleriyle hatırlıyorum. Evet, çocukları ve yüzükleri. Evet, ben de onları hatırlıyorum. Ve uzun saçı. Ben Çok ya fazla yüzük takıyordu. değişik yüzükler, oyuncaklar, uzak doğu ülkeleri, Japonya. Evet, hafifçe Mehmet yerleştiriyoruz. Barış Manço'ymuş. Mehmet Barış Manço. Hemen şuraya Barış geçeyim. Manço'nun burada evi var. Şimdi müzesi var galiba. İstiklal Caddesi'nde miydi? Evet, Barış Manço Müzesi vardı Kadıköy'de galiba. Kadıköy'de mi? İstiklal Caddesi'nde mi? Kadıköy'de ya, ben de öyle hatırlıyorum. İstiklal Caddesi mi? Aşağısında mı? Evet. Karalıyorsun, karalıyorsun, korkmadan, korkmadan karalıyorsun. Evet, bak bak. Sonra bunun, evet. Sonra çizgiler. Bunun altındaki yapı bizim üst yapımızı etkiliyor, belirliyor işte. Altında bir hacimsel bir durum var. Yani evet, şimdi yerleştiriyoruz, bak. Hızlı hızlı. Silgi de kullanmıyoruz. Buraya bir çizgi at gitsin şöyle bir kenarına. Evet. Evet daha adım 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 adım. Çapraz çizgiler çapraz çizgiler şöyle 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 şöyle. At gitsin şuraya evet. Burada da neler var ya boynunda. Zevk işte ya. Zevkler renkler tartışılmaz. Sohbete basit, çok kısa bir Wikipedia şeyisi paylaştım. Yani Bilgisi hakkında bilgi paylaştım. mi? Evet. Evet. 43'te doğmuş, 2 Ocak. 43'te doğmuş. Evet. O. 1943. İstanbul'da doğmuş. Yine 99'da İstanbul'da kaybetmişiz. Türkiye'de rock müziğin öncülerinden Anadolu Rock türünün kurucuları arasında sayılır. Anadolu Rock. Yani müzik kültürüm biraz zayıf ama evet. Onu hatırlıyorum Anadolu Rock. Bak şöyle büyük bir çizgi alıyorsun. Şöyle geliyor, şöyle geliyor, şöyle geliyor, şöyle geliyor, şöyle geliyor, şöyle geliyor, şöyle geliyor. Evet. Saçların iyi yöne doğru gidiyorsa biraz beyazlamış sanki. Yoksa ışıktan mı böyle? Evet. İkinci Dünya Savaşı sırasında doğduğu için adını Barış koymuşlar. Burada yazan bilgiye göre doğruysa. Annesi babası kim? Onun sanatsal eğitimini nerede almış? Nasıl olmuş? Müziğe onlar hiçbir şey bilmiyorum ben ya. Yani gerçekten evet hiçbir şey bilmiyorum. Devlet Konservatuarı Klasik Türk Sanat Müziği hocası, sanatçısı ve yazar Rikkat Uyanık ve İsmail Hakkı Manço çiftinin İkinci çocuğuymuş yani Evet. anne tarafından özellikle Evet. bir sanat aktarımı olmuştur sanatsal bilgi. Genlerden ya da bilgilerden, evetçilerden, ortamdan. Evet. Sence gözleri ne renk ya? Bal rengi mi? Biraz bal rengi gibi açık. Siyah beyaz çıkardık ama Bal açık rengi mi değil. acaba? Yoksa açık yeşil mi? 6 izleyicimiz var. Soru sormak isteyenleri bekliyoruz. Evet. Ya da söyleşiye katılmak isteyenler varsa söyleşerek çiziyoruz daha şimdi ana hatlarını oluşturuyoruz. Nerede ne var? Nerede ne var? Evet. Çiziyorsun. Noktaları koyuyorsun Tabii şu. gençliğim. Bayağı da genç görünüyor şu haliyle. Değil Evet. mi? Evet. Yani bilmiyorum 20-25 25-30 yaşlarında. Ya işte evet böyle bir şey. İmzası da yok ki imzasından falına bakalım. Evet. İmza. İmzada bu da bizim imzamız da ona ne diyorlardı? Grafoloji. Bilen varsa paylaşabilir bizimle.
imzalan karakter söylemek. Neydi? Grafoloji. İşte yakalıyoruz ya. Hemen birdenbire olmaz. Yavaş yavaş. Göre göre eksiklerini, hatalarını bula bula. Evet, çizgiler. Nereden geliyor? Müzik de inadına böyle şey ya. Nasıl hüzünlü bir müzik. Vay vay vay, çıkıyor bak. Yanlışını gördün. Yaşasın, yanlışı gördün. Buradan at gitsin, şöyle şöyle karala karala. Evet 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 evet, çek 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 çek, çizgi çizgileri şöyle. Bence bu bıyıkları buradan uzatmış şöyle, kıvır 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 gidiyor şöyle. Kıvır 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 kıvır. Portre. Konuşarak portre çiziyoruz. İyi, güzel bir şey ya. Başka yapanlar da var ama ben böyle teknik terimleri fazla söylemeyi sevmiyorum. Doğruysa Türkiye'deki ismi Barış olan ilk kişiymiş. Bilmiyorum. Nasıl? Aa. Gerçek mi diyor Barış olan? Yani babası öyle söylemiş doğruysa. İkinci Dünya Savaşı sırasında mı? Evet. Doğmuş. 43 yaşında, evet. 3 yaşındayken annesi babası. Babası kimdi bir daha söyle bana. Babası bir sanatçı, bir sanatçı. İsmail Hakkı Manço. Aa, evet. Ya onların da sanatsal bir... bak 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 nasıl çıkıyor ortaya. Ben de heyecanlanıyorum şu an. Bir işe yaramanın... Ankara'ya gelmiş, Ankara'da da okumuş. Ankara Maarif Koleji. Bak bak bak, Ankara... Abi geri gitmiş, Kadıköy'de ilkokulu tamamlamış falan. Evet. Babasının görevine denildi. Genelde öyle oluyor. Galatasaray Lisesi'ne gitmiş sonra. Babasının görevine denildi olabiliyor. Alt sevini böyle karalıyorum. Zaman... 57'de amatör olarak müzikle ilgilenmeye başlamış. 58 yılında ilk grubu Kafadarlar grubunu kurmuş. Kafadarlarmış ilk grubu. Evet. Gelen izleyiciler de söylesin bir şeyler ya. Sizler de tanıyorsunuz ya. Evet, bak buraları uyduruyorum, bakıyorum. Evet, uzaklaşıyorum, yaklaşıyorum. Çenesi bak bende de var. Buradan ikiye ayrılıyor. Bunu biliyorum. Evet, bunu şurayı biliyorum. Evet, çok güzel. Yakaladım burada çizgiyi. Biraz buraya, biraz buraya. Burun delikleri nasıl acaba? Yüksek öğreniminde Belçika Kraliyet Akademisi'ne gitmiş. Resim, grafik, iç mimari alanında tamamlanmış. Ha evet, öyle yönleri vardı. Okulu birincilik ile bitirmiş. Çoğu sanatçının başka meslekleri var. Örneğin bir tane vardı, mimardı galiba. Doktordu. Ercan Kesel mesela doktor. Evet. Bırakıyor mesleği. Sanata adım atıyor. Evet. Kaşının burası kopmuş sanki. Herkes de burası düz, burası sanki orada biraz kaşları yokmuş gibi görünüyor. Evet. Ercan Kesel'in hastanesi var galiba. Hastanesi var, evet. Doktor. Yani öyle kolay değil sanata atlamak. Tabii, sana para istiyor. Para istiyor. Birileri senin yerine çalışacak, sen de sanat üreteceksin. Ya evet. Tabii yani herkes için geçerli değil. Ama bunda bir kağıt, bir kalem. Sokakta olmak güzel bir... Fazla bir masrafı yok. Bir kağıt, bir şövalye, bir kalem. Evet. Ben artık kıyılara gidip kıyılarda yapacağım. Sokaklarda insanların isimlerini yapacağım. Kıyı bölgelerinde. Yani orada da görecekler. Ne tarz olduğunu. Orada da yapanlar vardır galiba kıyılarda. Renkli yapan var, karikatür biçiminde çizen var. Hepsinin tarzı farklı. Saçlara hareket yap. Batuhan, merhaba, iyi yayınlar demiş. İyi, teşekkür ederiz. Merhabalar, Batuhan. Hoş gelmiş. Gittikçe bak, milyonlarca çizgi var.
çoğalttığımı bir yerde odaklandım, orası kararıyor. Bazı ressamlar siyah renk olmadığını söylüyorlar. Siyah renk yoktur. Bazıları da var. Beyaz renk olmadığını söyleyen de var. Birkaç rengin birleşimi. Hangi rengi seviyorsanız söyleyin. Ben turkuaz mavisini seviyorum. Turkuaz mavisini seviyorum, turkuaz mavisini seviyorum. Bir sürü kıl var burada. Allah Allah. Bende de var aslında. Onda da var. Evet. Va 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 va. Evet. Tek çizgiyi bir tane buraya, bir tane buraya, bir tane. Saçlar Karıştırdım. bitmiyor aşağı doğru. Evet, Bir daha tane buradan. kolyesi var. Kolyesi var. Buradan o veya daha buralarda var. Gömleğinin bir Şurada kısmı var. görünüyor. Ceketinde figürler var. Ejderhalar var burada. Bir sürü Ejderha. süsler var. Hacimli. Acaba saçlarını neyle yıkıyordu? Saçlarını neyle yıkıyordu? O zaman şampuan var mıydı? Evet. Olur mu? Vardı, Ya vardı. 1945'lerde, 50'lerde. Ben küçükmüş bu fotoğraf. Yani Herhalde 50-60 yaşında. 60-70'lerde. 60'larda o zaman. Ya bu ne kadar saç ya, bitmiyor ya bir türlü ya. Evet, atıyorsun. Daha Evet, gözlere kol gelmedi. düğmeleri şarkısı. Anlamadım, Önemli. anlamadım. Kol düğmeleri şarkısı. Ha, kol düğmeleri. Kol Bayağı düğüm. ilk önce yabancı şeyler yapmış. Yani yabancı besteler, şarkılar söylemiş ilk başlarda. Yani evet. Arkadaşım eşek, arkadaşım eşek parçası. Sonradan Türkçe'ye dönüyor benim anladığım. Tam bir şey yapamadım ama. Arkadaşım İlk eşek. Türkçe bestesi Bizim Gibi'nin yanı sıra vesaire diye devam Bunları ediyor. Wikipedia'da mı söylüyorlar? Evet. Evet, yani güvenilir bir kaynak. Yani bayağı yazıp Ben çizmişler. arkadaşım eşek parçası hakkında. 60'lar bunlar. 1960'larda olup bitiyor bunlar. Kol düğmeleri. Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek. Eşek, iki tane şeyle ya, yazılmıyor. Yani aslı eşek. Bu kadar. Sonra biz vurgu yapmak için eşek diyoruz. Tabii küfürlerde de kullanıyoruz. Evet. Eşekleşmek. Ah, biz eşekler var. Şeyi, Ez Hazinesi'nin kitabı. Daldan dala atlıyoruz da canımız sıkılmasın diye. Ah, biz eşekler. Evet, nereden geldik hazinesine? Evet. Geçelim. Evet, bir sürü karışık çizgi. Bunların yanı içinden yaparım böyle. Al sana, al sana. Bir sürü çizgi, bir sürü, bir sürü, bir sürü, binlerce. Tuna sohbete katılmış. Barış Manço'nun çok güzel yabancı şarkıları var diye. Hoş gelmiş. Eşek Tuna, güzel hoş geldin. hayvandır. Gözleri falan yazmış. Ne demiş, ne demiş? Eşek güzel hayvandır. Gözleri falan yazmış. Evet. Şimdi biraz sonra daha ruh vereceğim buna. Evet. Biraz sonra ruh. Bir su içebilir miyim? Afiyet olsun babam. Biraz sesli içtim, kusura bakmayın. Şimdi göz bebeklerine, gözlerine geleceğiz. Al sana, Kara yazdım. kalem mi olacak bu resim demiş. Şu an pilot kalemle çiziyorsun daha değil Yani mi? evet, silinmez kalem, Silme tükenmez. şansımız yok. Silme şansımız yok. O yüzden yavaş yavaş başlıyoruz. Eğer bir milimetre yanlış Silgi yaptım mı? kullanmadan resim çizme sanatına ne diyorduk? Yaşamak, Yaşamak. yaşıyorum şu an. Silgi kullanmadan, evet, iki noktaları birleştiriyoruz. Gözünün pınarı. Şurası ağlama pınarı. Yani Güzel gidiyor demiş, yorum yapmışlar. gözyaşı buradan akıyor. Teşekkürler ilgi duydukları için. Evet. Müzik de inadına, evet. Böyle bir, evet, alıyoruz. Çekiyoruz çizgiyi Evet. hafifçe. Bir tane buraya, bir tane buraya. Gözleri sürme daha kenarına. 80. 60'ların sonunda 68'de şarlatan kala bir asi genç olarak gösteriliyormuş Barış Manço. Gerçek mi diyorsun? Allah Allah. Aynen. Evet, gözünün altında bir noktasını yapalım. Evet. Kirpiklerin okeyle, ağlama değmez hayat vesaire bu dönemde. Gözünün ışığı aynı yerde değil ya. Evet, bu da biraz fazla. Evet, geliyoruz böyle parça parça, adım adım adım.
Evet, bir insanın gözünden tanırız. Yani şu bebeği buradan teğet mi geçiyor? Bazı insanların yukarıda kalıyor, altta boşluk. Bazıları daha da altta. İşte oradaki tam ayrımında, bak buradan teğet geçiyor alttaki şeye. Alttaki kas yapısına. Evet. Ağlama değmez hayat 1969 yılında 50 binin üstünde satış yaparak Manşo'ya ilk plağını kazandırdı. Altın plağını. 50 bin altın plak. 50 bin ağlama değmez hayat bu göz yaşlarına. Ben o mu acaba? Ağlama değmez Bilmiyorum ben. hayat Dinlediğimi hatırlamıyorum. ben de bilmiyorum. Ağlama değmez hayat bu göz yaşlarına. Evet. Vay etkiye bak. Yani kendi kendime övmek için söylemiyorum ama bir 70'lerde psychedelic rock'tan tipik Anadolu pop sularına açılmış, öyle yazmışlar. ya işte biraz müzik Ya kültürüm işte de zayıf da. alpaylıktan yerelliğe doğru hafiften. Evet. Dönemin koşulları 70'lerde tabii sanatçıları etkiliyor. Kurtaran Esprisi var mıydı Cem Karaca ile beraber falan bir şey. Evet. Böyle bir şeyler Bilmiyorum, vardı. ileride bakarız. Kurtaran. Bak yüzündeki şaşkınlığı ifadeyi verdim biraz. Şaşkınlığı daha iyi var. Varmış bir arkadaşımız Kurtalan Ekspresi'ne şey yaptı, onayladı baba az önce söylediğini. Ya Barış Manço onlar falan evet. Yani doğudaki kültürü Kurtalan'dan başlayan Kurtalan şeye kadar mı? Diyarbakır'a kadar Siirt, mı? Kurtalan. Ekspres oraya kadar gidiyor evet. Son tren. Son durağı Batman Kurtalan. Batman Kurtalan seferi. Batman Kurtalan evet. Böyle tekrarlıyorum bir şey vurgu olsun diye. Yoksa başka bir amacım yok. Eden laf olsun diye şey. Batman kurtulan evet. Vurgu yapmak için. Evet bak adım adım lekeler çıkıyor. Siyah beyaz film gibi. Biraz buradan. Burayı tamamen bitirmek istemiyorum. Biraz buradan, biraz buradan. Adım adım her yerden. Her yerden. Her yerden, her yerden, her yerden. Evet kağıt yırtılacak. Evet, Kurtalan Ekspresi 71-72'ymiş. Biraz buradan, biraz buradan. Neden böyle çiziyorum? Bir yerde odaklanmıyorum. Bütünü kütleyi sürekli koruyorum. Bütünü, bütünleşmeyi sürekli tekleşmeyi koruyorum. Tek bir bütün. Barış Manço'yu daha çok gençleştirdin usta demişler. Ben mi? Evet, son Aa. filmde biraz daha gençleşmiş, bana da öyle geldi. Bakalım. Bakalım, 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 bakalım. Bakalım, 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 bakalım. Sol kaşını ben buradan biraz daha yay gibi görüyorum. Şurayı mı diyorsun? Biraz daha yay. Evet, tabii. Evet, biraz daha uzat. Buradan bu çizgi buradan geliyor. Evet, doğru. Tabii uzaktan geliyorsun. Kolaysa gel yap. Aynen, uzaktan biraz uzağa gidip tekrar bakmak Aynen, lazım. doğru. Yani sürekli hata arayacaksın. Yani hata demeyelim de şey eksik. Eksik. Eksik arıyoruz. Burada görünmüyor burnu böyle biraz. Bunun buraya bakınca onu ben hayal ediyorum. Bu böyle olması lazım diye hayal ediyorum. Sağ üst tarafta bir engels gördüm demişler. Evet, o da tahtanın üzerine yakarak yapılmış. Yakarak yaptı bana. Evet hocam. Altında da bir sözü var. Özgürlük sorumluluğun bilincidir. Tahtanın üzerine yakarak yapıyoruz onu da. Evet. Hadi bu yanağını genişlet. Ama istediğin kadar, o istediğin oranda. İstediğim. Bak burada bizim de var ya böyle bir çenemizin o kasın adı ver ne? Şöyle bir işaretini koyacaksın işte bak. Durmadan değişiyor. Durmadan ifade değişiyor. İfade değişiyor, değişiyor, değişiyor. Tabii burada da elmacık kemikleri var. Şakaklarını saçıyla kapatmış. Bu insan kulağını kapatıyor. Kulağını pek sevmez insanlar. Evet. Belki de kulağını, kendi kulağını iyi görmemişti. O yüzden saçlarını uzattı kapatmak için. Evet. Karakter işte. Bıyık. Ya bıyık da bir iş. Bıyık da evet. 72'de yedek subay öğrenciliğine başlamış.
1900 Edremit'te yapmış askerliğini. Aa. Askerini Edremit yapmış. Sabahattin Ali memleketi. Bir daha söyle, ne yapmış askerinin? Yedek subay. Yedek subaylık yapmış. Üniversiteyi bitirdiği için, evet. Askerini Edremit'te yapmış. Evet, saçlara bak. O çıktı ortaya ya. Artık şuraya Aslında başlayalım. Edremit'te şey olmuş. Topçu batarya takım komutanı Asteğmen olmuş. İlk Edremit'te önce şeyde Polatlı'da yedek subay öğrenciliği yapmış. Sonra orada şey olmuş. Polatlı, Asteğmen. Ankara Polatlı. Evet, tamam, Oradan anladım. Edremit'e gitmiş askerlik için. Bak bu. 19 ay 26 gün yapmış askerliği. Ya o zamanlar askeri göreydi ya, daha ilk 4 yıl yapan da vardı. Sen de Çanakkale'de yapmıştın değil Evet, mi? evet Çanakkale'de Ama sen askeri. 12 ay mı yaptın? Yok, biz 8 ay yerlik. 8 ay. Karaya vurmuş denizciler. Denizi gördük ama yani karadaki topçu bataryalarına göre yaptık. Öyle sokak oralarda o oyalanıyorduk işte. Bize karışmıyordu pek. Ha, çok denizi göremiyordunuz Yok, herhalde. denizi görüyorduk da Ha, o yani zaman. gemilere binmedik. Öyle bir denizci değildik. Anladım. Gemilere binen denizcilerden değildik. Evet. Vay Edremit. Edremit aya bakar. Neydi o? Türkiye'de iki tane Edremit var, biliyor musunuz? Askerlik sonrası ilk konserini Ankara Dedeman sinemasında vermiş. Ya ben buraları bilmiyorum. Dedeman sineması. Gazinoda sahne almaya başlamış. Ankara'daki Luna Park gazinosu. Sinema nerede? Dedeman'da sinema. Dedeman neresi? Ankara'da bir, evet. Bilmiyorum. Fazla Ankara'yı tanımıyorum ya. Bir arkadaş dedi ki Ankara'nın ne dehlizleri var daha senin bilmediğin. Ya nerede? Yani Ankara'yı sen daha tanımıyorsun. Evet, buradaki beyazlığı alalım. Öyle geliyor işte. Bütünü kütleyi koruyalım. Saat kırıştı galiba ya. Şöyle. Silkeleyelim ki ütüleyelim. Ben ütü yapmayı çok severim. Bunu da bir ütü olarak görüyorum. Heykel yapmayı da bir ütü olarak görüyorum. Bir şeyleri düzeltiyorsun ya, taşı. O da bezi düzeltiyorsun. O daha kolay. Ütü daha kolay. Ya yani bir bez parçasını düzeltiyorsun. Taşı ya, yontmak daha zor. Yontuyorsun, düzeltiyorsun. Kendi kendine aferin diyorsun. Ya aferin, bunu başardın. Ama her gün aynı şeyi yaptın mı? Ne kadar sıkıcı tabii. Şimdi gelelim bu bıyıkların uzunluğuna, alttaki şeye. Ne kadar şey var orada ya. Karanlık var. Karanlığın içinde karanlık. Karanlığın içinde karanlık. Karanlığın içinde karanlık. Evet. Tabii serbestçe atıyorum oradan. Atma Recep. Vay, şimdi yanağını buraya bir çizgisini çektin mi? Alnındaki bu çizgileri de böyle, burada gölgeleri gidiş yönüne doğru verdin mi böyle 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 Uygur tabii. abi sevmediğin eserlerin oluyor mu yazmış? Tuna. Luna mı? Tuna. 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 Tabii. Her sevmediğim, yırttığım. Yani tabii sevmedim. Yani sevmedim, bozarım o çizgiyi, atarım. Kağıdı yırtarım. Yani o kadar deli değilim ama yani evet yani neden başaramadım diye böyle kendimi şey atmıyorum yani. Bunu niye yapamadım? Ya oğlum, evet. Evrimleşeceğiz. Evrimler sonra büyük sıçramalara yol açacak. Öyle adım onu biliyorum. Halkın arasında halkla beraber. En büyük üretici iki güç. Sanat ve doğa. Halk. Evet, saçları. Evet, şimdi ruhlara geliyoruz yavaş yavaş. Gözünün kirpikleri de, bununla kirpikleri vardır ya. Burada görünmüyor ama ben biraz uyduruyorum. Evet. Barış Manço ve Kurtalan Express 1977'de 45 günlük bir Anadolu turnesine çıktı. Turnenin Balıkesir ayağında konser ekibi saldırıya uğradı ve grup üyelerinin Oktay Aldoğan ve Caner Bora yaralanarak hastaneye kaldırdı. Nerede? Balıkesir'de mi? Evet, bu olaya rağmen turne devam etti ve tamamlandı. Bunu bilmiyordum bu olayı bak. Allah. 77'de olmuş.
Yani kimler saldırmış? Yani bilmiyorum. Müzik düşmanları, sanat. Bakalım bir ayrıntısına. Evet ya, ben çok merak ettim ya. Kaç yılında, bir daha yılı söyler misin, ben merak. 77. 77. O zamanlar evet, daha neler olmuş ya. Bakayım. Arkadaş şey demiş, heykelde peki nasıl oluyor? Sevmediğim diyelim, kırar mısınız demiş. Hayır 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 hayır. O resmi yırtıyorsun, onu ne yaparsın diyor. Yani orada yaptın diyelim, sevmediğin. Ya birisine veremezsin tabii o heykeli de, bir adım olduğu için yani, atölyede yerin yoksa atarsın ya. Bilmiyorum vallahi, ilk defa böyle şeyler düşünüyorum ya. Ya böyle bir, evet, güzel şey, sorular soruyorsunuz. Benim hayal dünyam çalışıyor. Sevmediğin heykel. Sevmediğin heykel, vay. Siz de heykel yapıyor musunuz Tuna? Resimle uğraştınız mı? Kimsiniz? Biraz siz de tanıtın kendinizi. Ben böyle Eren de yardım ediyor oradan konuşmanızda. Siz de kendinizi, sanata ilginizi anlatabilirsiniz. Murat geldi baba. Barış Manço resmini çizmenizi rica eden arkadaşımız. Ha evet, işte şey, evet. Senin merhabalar, iyi yayınlar. Sen tanıyorsun değil mi Murat'ı? Tabii, iş arkadaşım. İş arkadaşın, tamam. Evet, hoş gelmiş o zaman. Evet. Bir gün canlı canlı bizim evde görebilirsin Murat. Vay. Eren'in arkadaşı benim arkadaşım sayılır. Evet, Eren'in arkadaşı benim arkadaşım, Eren'in arkadaşı benim arkadaşım. Dedik, evet, hoş gelmiş. Vay, işte ruhu veriyoruz. Gözlerin içine, gözlerin içine uzaklaşıyorsun, yaklaşıyorsun. Uzaklaşıyorsun, yaklaşıyorsun, yaklaşıyorsun. Evet. Biraz buraya tabii dalmıyorsun. Altta dağına bir çizgi çekiyorsun. Şuraya bir çizgi çekiyorsun. Hoş bulduk. Şeref duyarım yazmış. Hoş gelmişler, evet. Murat. Evet, hoş gelmişler. Kurtalan Ekspresi. Evet, dedik. Saldırıya uğramış. Tuna ise Balıkesir'de. Sanatı seviyorum ama maalesef bir meziyetim yok. Gerçi çok çabalamadım demiş Tuna ise. Evet, bir yanın kenarına buraya bir iz koyacaksın ki oradan bir güzellik olsun işte ya. Evet, aynen. Bunlar hep bir ana olarak kalıyor işte. Çek çizgiyi, korkusuz şekilde. Biraz buraya. At çizgileri. Bunlara hepsini tek tek yapmanın bir anlamı yok. Önce kütleyi doğru düzgün yapmamışsan istediğin kadar şunu şuraları süsle. Şu istediğin kadar buralara dokular yap. Hiçbir işe yaramaz. Sen ana kütleyi dosdoğru yapmamışsan ve göz bebeklerin birisini büyük, birisini küçük yapmışsan onu düzeltirsin sonra. Ama böyle maymun gibi şurayı böyle yapayım, burnunu başka yere geçeyim. Hayır. Bütün kütle... Burada bir yorumlamayı çok seviyor gibi. Teşekkür ederim. Amacım bir şey, insanlara faydalı olabilmek. Sence burada bir aynalı şey kemer, sarı çizmeli Mehmet Ali'de artık 80'den önce parçalarından. Aynen. Aynalı kemer, ince bile, can kurban. Evet. Biraz buraya. 79'da da Edirne'de aracının lastiği patlamış, bir otomobille çarpışmış. Kazada bel kemiği çatlayan Manço boynunda boyunluk, belinde çelik korse ile dolaşmak zorunda kaldığından uzun süre sahnelerden uzak kalmış. Evet. İnsanın başına neler geliyor işte, evet. Hayat. Tuna artık şey diyor, Uygur abi yalnızken de eser yaparken konuşur musun diyor. Dur, yalnızken, bir dakika. Ya nereden çıkarıyorsunuz bu sözü, yalnız kalma? Sizin ya, yalnızken mi? Yalnızken yani, niye ses çıkarırsın baba? Evet. Ali Kuş, iyi akşamlar. Ya değişik sorular soruyorlar ya. Ali Kuş da iş arkadaşım bak baba. Ali Kuş da aynen. O da yalnızken... Ali Kuş geldi. Yalnızken, güzel bir soru, bir dakika. Yalnızken ses çıkarır mıyım? Ben bu odada yalnızım diyelim. Resim yapıyorum. Haydi. Yok ya, birisine söylemek için ya yaparım ya. Çok değişik bir soru ya. Ben bunu hayatta unutmayacağım, bu soruyu. Evet. Yalnızken ses çıkarır mısın?
Ya çalışırken. Vay. Evet, aynen kardeş. Uzattık. Barış Manço abi. Benden büyük. Hoş geldin Ali sen de. Hoş gelmiş. Arkadaşım daha gelmiş. Hoş gelmişler. Evet. Evet, çiziyoruz, Teşekkür ederiz Ali. çiziyoruz. Çiziyoruz, çiziyoruz. Eren'in arkadaşı benim de arkadaşım sayılır. Evet, buyurun. Murat Evet. Sarı ekibinin adını aldığı Haydarpaşa Kurtalan ilk durağı olan Haydarpaşa'da oturuyorum şu an. Son durağı Kurtalan'da memleketim. Ya Hocam sanatçılar izlerken kıskanmam normal mi demiş. yani beni mi şey Sanatçılar izlerken tamam, ben kıskanıyor. sanatçı değilim de yani öyle oyalanıyorum da Yine şey diyorsun babam. Tevazu olmaya gerek yok. yani şey yani bir şey yani Ali de sanatçı memnun olduğunu söylüyor. evet Haydarpaşa Kurtalan Tanıştığına. adam arkadaş Kurtalan şey Siirt o zaman. Siirt Kurtalan evet. Batman Kurtalan. Batman iyi oldu tabii. Kurtalan Elazığ'dan da geçiyor. Kurtalan Tabii Ekspresi Diyarbakır'a gidiyor ya Elazığ'dan Diyarbakır'dan geçiyor. oradan aşağı iniyor o zaman. Aşağı iniyor. Evet. Ondan sonra Diyarbakır sonra evet ondan sonra Mardin'e uğramadan şeyden Batman'a geçiyor. Kurtalan Ekspresi son durak. Evet yoğurt treni diyorlardı Batman. Evet yoğurt treni. Yoğurt treni geldi. Bundan sonra Ali teşekkür ederim. Ali de tren. bana yazmış. Evet, hoş gelmişler, hoş gelmişler. Adım adım, adım adım karanlıkların içinden çekiyoruz çizgileri, çekiyoruz çizgileri. Evet. Şurada biraz buraya. Burası yanlış mı oldu? Biraz bu taraftan mı alınacak? Evet, Evet. 81'de çocukları doğuyor. Barış ve Dale Manço çiftinin ilk çocukları Doğukan, Hazar Manço. Belçika'da, Lijde doğmuş. Evet. Sözüm Meclisten Dışarı diye albüm yayınlamış 81'de. Arkadaşım Eşek geliyor arkasından. Aa, Şehrazat Dönence evet. artık 80 sonrası üretimleri. Evet, şimdi biraz daha karartayım buraları. 82'de TRT'de İzzet Öz'ün hazırladığı teleskop programı. Sen biliyor musun bu programı baba, hatırlıyor musun Ya hiç? onu hatırlamıyorum ama çocuklar Barış Manço'nun çocuklar olan programını hiç kaçırmıyorduk. O sonradan kendi yapıyor programı artık ya. Yok onu Ben hatırlamıyorum. hatırlıyordum 90'larda mı 2000'lerin başında Evet mı? tekrar edelim. 99'da vefat ediyor zaten. 90'larda o zaman benim hatırladığım. Evet. Böyle konuşuyor. Çizgiler, 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 çizgiler. Evet, çizgiler bir sürü 83 çizgi. artık Halil İbrahim sofrası, kazma, kol düğüm. Kol düğmeleri. Evet. Bir dahaki sefere de böyle yuvarlak çizgiler çizeceğim. Şimdiden sürpriz söylüyorum. Yani öyle düz çizgi çizmeden. Adam olacak çocuk diye program varmış. Ben de Ha işte onu mesela. unutuyorum adamı. Evet. Bir de Bir de yaşlılar. gezi programı varmış. Gezi programı da varmış ya. Tabii Japonya, Afrika'ya falan Ha gidiyor. evet, şey ülke ülke geziyordu galiba, ben Evet de öyle evet. hatırladım. Bir de yaşlılarla ilgili program vardı. Çocuklara bir de yaşlılara konuk alıyordu. Nasıl güzel konuşturuyordu onları ya. O evet hayır yapan kimdi acaba? O başka birisiydi. Halit Kıvanç mıydı? Evet. Evet hayır. Yani 5 dakika süre içinde konuşturacak seni. Evet hayır demeyeceksin. Karala 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 karala. Evet öyle bir şey de hatırladım. Kağıt delindi ya. Kağıt delindi, kağıt delindi, kağıt delindi, kağıt delindi. İnce kalem ya kağıdı bir hacim kazandırıyor. Evet, buyurun. Saçlar biraz oradan, biraz 40 dakika buradan, olmuş biraz. artık baba. Kaç dakika olmuş? 40 dakika. Ya ne tez geçti ya. Aynen hızlı geçti. Evet. 89 artık. Domates, biber, patlıcan, kara sevda, can bedenden çıkmayınca. Kara sevda can bedenden çıkmayınca, can bedenden çıkmayınca dedik şöyle. Kar arıyoruz, kar arıyoruz, kar arıyoruz. 7'den Asa. 77 Japonya turnesi ve 90'lar. 90'lara geldik artık. 90'lara mı geldik? Evet. 90'lar, 90'lar.
Evet. Cem geldi. Cem hoş geldin. Hoş İyi gelmiş. Evet. yayınlar diyor. Hoş gelmişler. Evet. Cem sonuna yetişti artık. Sonlarına yetiştim Cem. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş hareketlere geçiyoruz. 90'lara geldik. 90'lar. Evet. Başka bilgiler var Tüm mı? Japon dostluğu etkinliği kapsamında Japonya'ya gitti. Japonya'da ilk konserini verdi 90 yılında. Bu konseri Japon Veliaht Prensi de izledi vesaire diye gidiyor. Evet. Bak oluyor. Soka Üniversitesi Rektörü ve Soka Vakfı Başkanı Daisaku Ikeda'nın ellerinde bayraklarla Kara Sevda şarkısını söylemesi ve salonun coşkulu görüntüsü Türkiye'de konserin ilgi görmesini sağlıyor. İşte marifet iltifata tabi. O yüzden aferin diyeceksin işte. Annesi Evet. 92'de hayatını kaybetmiş. Bu yıllar artık ne yazık ki 94 yılında Tansu Çiller Başkanlığında Doğru Yol Partisi'nin Kadıköy Belediye Başkanı adayı olduğunu öğrenmiş oldum şu anda. Evet ne yazık ki işte siyasete bulaştılar mı? Bu burjuva siyasetine sanat ölüyor. Yani evet öyle bir sanatsal olarak kalmıyor. Evet. Ve onun işte güzeline bu evet burjuva siyasetine takılıyorlar. Evet. Evet. Divaneli de başkan yapacak demişlerdi değil mi? Milletvekili adaylı. Onu bilmiyorum. Öyle bir şey vardı. Bir aralara bile. 95'te Müsaadenizle Çocuklar albümü. Adam Olmuş Çocuklar Korosu adıyla bir araya gelerek aynı adlı şarkıyı seslendirdiler. Evet. Bak nasıl güzel çizgiler oluyor. Buradaki karanlığı böyle 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 buna tarama çizgileri deniyor. Ben tarıyorum şu an. Tarıyorum, tarıyorum. Nasıl Tarıyorum. ya? Erdoğan'a Livaneli Erdoğan'a mı kaybetti? Anlamadım. Yok yok. Ney? Nerede kaybetti? Kaybetmedi yani. Livaneli de aday olacaktı. Bir milletvekili adayı. Bir yerin belediye başkanı mı? Bilmiyorum. Öyle ya. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın sırasında Livaneli aday mıydı acaba? İstanbul Belediye seçimlerine ta herhalde Çok Erdoğan'la birlikte girmişler seçime o zaman. bilmiyorum çok eski Ta o ya. zamanlar. Çok eski bilmiyorum. Evet. Erdoğan'a kaybetmiş. Öyle mi oluyor? Onları Tabii bilmiyorum. şey İstanbul Belediye Başkanıydı ya Kim? Erdoğan. Onu Şey seçilirken herhalde Livaneli de adaylardan yazıyor biriydi. mu ki orada öyle yazıyor Ya mu? Murat yazdı, Murat Sarı yazdı. Ya Belki bilmiyorum işte. oradır. Ben öyle bir hafızamı yokluyorum da. Evet Yok, o Livaneli Alsun. için konuşuyordum. Manço Aynen. için değil. Aynen. Yani sanatçıların siyasetle ilgisi şeyi başarısı. Tabii yani doğru dürüst bir sistem olsa bir belediye başkanı belediyeyi yani bir sanatçının yönetmesi daha güzel. Daha sanata önem verir. Amfiteyatrolar yapar. Sanat sokakları yapar. Ondan sonra mimarları çağırır, onlara sanatsal olanaklar sağlar belediye. Tabii eşit paylaştırılırsa belediye hizmetleri. Tabii ama dünya görüşü de etkili tabii. Tabii kamucu bir belediye halkın ihtiyaçlarına cevap verecek. Ranta değil de, değil mi? Daha neler var neler. Söylenecek çok şey var. Yani evet. Şimdi karartıyorum ben. Güzel oldu, eline sağlık ama. Şu burnun kenarına bir çizgi daha koyacağım da gidiş yönüne doğru. Ama tabii gidiş oranına göre. Evet, mesela bu çizgiyi yanlışlıkla çizmişim olabilirim ama ana Sen ne hatta zaman tamam dersen tamamız biz. biraz sonra şu ruhu da vereyim. Şuraya bir evet. Bir dahaki çizgide yuvarlak çizgileri kullanacağım. Elimi kaldırmadan çizeceğim. Bir dahaki sefere beni daha çok takip edin. Bir dahaki sefere elimi kaldırmadan çizeceğim. Evet. Hiç elimi kaldırmayacağım.
Yani böyle kaldırıyor mu? Yok. O böyle büyük kalemle şöyle bir dahaki sefere hazırlık yapalım. Tamam. Yavaş yavaş ben Yorulursun ama. şimdi mi? Şey, öyle çizmeye çalışırsan yorulursun diye diyorum. Bakalım. Evet olur. Bir şey olmaz. Ben imzamı atmaya başlayayım mı? Soru soran var Bence mı? Bir dakika soru son soran. soruları alalım. Aklında sorusu olan varsa sorusun. Evet. Son soru Babam soran imzayı var. atıp Çünkü bitirecek. projektörler karşısındayım. Gözlerim yoruldu ışıktan. Evet, ışık da ağır. Yani evet ışıkta bir şey ışığı gibi gözlerim yoruluyor. Evet. Heyecanı verdik. Tamam atıyorum yavaş yavaş. Bir dakika. Başka bir kalemle. Evet. Şu kalemle atalım. Evet. İmzamı nereye atıyorum? Şurası görünüyorsa buraya atıyorum. Bunları tabii ileride sergileyelim. Evet, imzamızı attık. Bitiriyoruz. İyi akşamlar.